Tam ROM 24'e 70, F28DI VCUSD objektifimizi açacağız. 2 yıl garantili. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. İlk defa bu videoda biraz objektifin bence performansına değineceğim. Daha önceki videolarda yapmamıştım. Bir de bir ricam olacak sizlerden. Beğenirseniz eğer videoyu, reklama tıklarsanız çok sevinirim. Böyle bir sürece girdik. YouTube reklam koyuyor videolara. Benim için de motive edici bir olay bu yani. Tamam. İçinden çıkan ilk önce kağıtları. Bu faturası. Zoom ithalat getiriyormuş. Garantili. 2 sene garantili. Objektife geçelim hızlıca. Çünkü anlatmak istediğim şeyler var. Bu sebeple de fazla vakit kaybetmeden hemen anlatımımızı yapalım. Şimdi bu objektifi alma sebebim çıktığı andan itibaren müthiş merakla bekleniyor ve tabii çok da çıktıktan sonra da çok tutuldu. Şubat 2012'de çıktı objektif. Objektifi ilk defa titreşim önleyici DC kullanılan 24-70 bu arkadaşımız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani bu kadar. Benim elimde böyle büyük. 82 mm filtre kabul ediyor. Ultrasonic Silent Drive. Yani hızlı ve sessiz netleme. Hakikaten hızlı ve sessiz netleme. Daha ileride anlatacağım. Buradan açıp kapama yapabiliyorsunuz. Titreşim önleyiciyi. Otofokus. Manuel fokus. Objektifin diğer bir özelliği weather sealing olması. Yani hava koşullarına karşı, neme karşı dayanıklı. Onun haricinde şöyle bir kabaca bir göstereyim. Yani çok büyük değil. Nikon 24-70 daha uzunca. Biraz daha uzunca zannedersem biraz daha ağırmış da bunda. Tabii küçük şeyler. Çok büyük gramajlar değil. Tipi güzel işte böyle. Bu şekilde. Çok aşırı büyük değil. Şimdi birazdan makineye takıp orada göstereceğim. 82 mm filtre kabul ediyor. En yakın netleme mesafesi 38 cm. Bunun haricinde F2.8 sabit diyafram. Burada görüldüğü üzere camı. 82 mm filtre tabii ne kadar sağlıklı ne yaparsınız bilemiyorum. Benim filtrelerim 77 olduğu için bir sıkıntı yaşayacağız. Bu da arkadaşın arkadan görünümü. Tamron'un çok da açıkçası üst düzey hani tank gibi objektif olduğunu pek görmedim. Ama bu çok daha fazla güven veriyor. Tabii bir sürü plastik de var içinde. O da ayrı bir hadise. Ama bu tabii çok daha ciddi duruyor. Weather sealing olması zaten başlı başına bence önemli bir gelişim Tamron'un açısından. Tabii kullanacak insanlar buna karar verecek. Yani ben daha önce Nikon'da kullandığım için bunun ne olacağını şimdi az çok anlatmaya çalışacağım. Şimdi makineye bir takalım. Tabii ufak tefek atladığım şeyler olabilir. Onlar aklıma geldikçe burada anlatacağım. Mesela şu lock meselesi var. Kilitliyor gördüğünüz gibi. Şimdi mesela lock'taki yani şu bir etkisini görmedim. Açıkçası şöyle görmedim. Bir gereğini duymadım çünkü bir şey yok, düşme falan. Fakat yürürken elinizde bakın tıkır 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 yapıyor ön eleman. Ben yürürken ilk önce bunu, bu bende yeni. Çok eskiden beri kullanmıyorum yani. 2 aylık giden bir objektif. Belki 3 oldu. Bunu ilk aldığımda huzursuz oldum. Yani tıkır tıkır nereden geliyor bu ses diye makineye falan sardım hatta. Sonra yürürken kafama baktığım zaman şuradan geliyor. Bu lock'ı kapattığınız takdirde bu ses kesiliyor. Enteresan. Biraz handikaplarından da konuşalım fiziksel durumundan. Lock'ı açalım bu arada. Parasoleli görünümü. Şimdi parasolde de ayrı bir sıkıntı var. Yani bu tip şeyler işte hani third party, üçüncü parti objektifler olduğu için bu tip sıkıntılar olabiliyor. Nasıl ki
şunu takarken yemin ediyorum bayağı söküyordum. Yani çok samimi söylüyorum. Buradan böyle zınk diye böyle çok rahat bir şekilde girmiyor. Bakın. Bakın şimdi sıkıyorum yavaş yavaş. Anca girdi. Yani bu çok rahat değil. Ya bendeki kopya böyle. Tam olarak onu bilemiyorum. Bunu artık diğer arkadaşlarımdan falan bir iki yerde daha okudum ama o yüzden özellikle belirtmek istedim. Bakın bu böyle yumuşak bir şekilde girmiyor. Mümkün değil. Ben böyle bırakıyorum. Çünkü bazen hızlı bir şekilde açıp kapatmam gerekiyor. Zınk da takmam gerekiyor. Bunu bir iki defa ittirdim. İşte dediğim gibi şu bayonetten zorlandığını hissettim yani. Hoşuma gitmedi. Keza takarken de tersten gene aynı sıkıntıyla baş başa kalıyorum. Bu sıkıntı bir de şeyde oldu bende. Nikon 50mm f1.8 G'sinde. Bakın itiyorum hala. Bakın hala girmedi. Şimdi girdi. Zor. Buna dikkat edin. Yani tavsiye ederim. Şimdi de çıkmıyor. Çıktı. Yani böyle bırakıyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü hızlı hareket etmem gerekiyor. O yüzden de hızlıca yapıp gene bitti. Zaten şu anda tutuyormuş gibi. Ama arada bir tabii düşerse artık. Hiç düşmedi bende çünkü sağlam. Düşerse düşer. Ama yapacak bir şey yok. Plastiktir zaten. Şimdi hemen bunları konuştuktan sonra biraz makinenin performansına bakalım. Özür dilerim objektifin. Bakın bu netlemesiz. Çok hafif bakıyor. Yani efekt yapıyorum çünkü belki duyamıyorsunuzdur. Bilemiyorum tam emin değilim. Bakın. Tabii şunu takayım ki fikir vermesi açısından güzel olsun. Yani D610'la görünme bu şekilde. Şimdi otofokus performansına gelelim. Hızlı otofokus. Hakikaten hızlı. Yani ben bir sıkıntı yaşamadım. Yani Nikon neyse benim için bu da olur. Belki Nikon biraz daha hızlı olabilir. Ama aradaki fiyat farkını yani bu da açılmış halinde görüyorum. Aradaki fiyat farkını kompans edecekseniz tabii Nikon alacaksınız. Buna bakmanıza gerek bile yok yani. Ona bir şey demiyorum. Ben bunları her zaman söylüyorum. Nikon'da Nikon kullanılır bence. Lakin tabii bazı durumlarda bütçe meselesi olabilir, keyif olabilir. Bu tip objektifler de bize çok lazım. Yani herkesin o kadar parası yok. Güzel, hızlı netlemesi var. Velhasıl güzel. Netlemede ben bunda, özellikle bunda, bunun için konuşuyorum. Diğer başka tamlam 24-70 kullanmadım. Ama netlemesinde bir sıkıntı var. 1-2 saatim kayıyor. Ya back focus oldu ya front, tam bilmiyorum. Yani bu özellikle hani 70mm'de bazen makro çalışmam gerekti. Yani denedim. 2-3 defa döndü stok fotoğraflardan. Fotoğraflarımı beğenmediler. Ben de beğenmedim de işte bir denedik şansımızı olmadı. Onun için fine tune'dan bir ayar yapıp bu problemi çözebilirsiniz. Büyük bir problem değil ama buna dikkat ediniz derim. Ebatları gördüğünüz gibi gayet ideal. Çok hoş. Bence başarılı. Yani hani bu kalitede bir objektif. Şimdi resim kalitesine de geçeceğim zaten. İçin çok güzel. Yani çok kompakt denebilir bir çeşit. Onun haricinde 82 mm filtre kabul etmesi benim için bir sıkıntı oldu. Çünkü benim filtrelerim 77 mm dediğim gibi. Bu kimine sıkıntı olur, kimine olmaz. Onu bilemeyeceğim. Ona siz karar vereceksiniz. Benim için sıkıntı oldu. Bir tane UV taktık. Tabii ciddi çekimlerde UV'yi kullanmıyorum. Filtre kullanmam. Ama ND filtre icap edebiliyor. Ya da sirküler polarize filtre icap edebiliyor. Onun için 82 de alacaksanız eğer güzel bir para vereceksiniz. Tabii kaliteli cam koymak lazım. Ben hep kaliteli camlardan bahsediyorum. Benim filtreler biraz kallavi olduğu için. Bunun filtrelerinin fiyatına baktım. Yani şimdi kabaca aklıma göre 400-500 civarında 82 mm arkadaşlar. Benim baktığım fiyatlar böyle. Bilemiyorum. 82 kullanan arkadaşa dair bir galiba ona 24-70'te o da 82 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Sürçülisan affola başından söyledim. Vibration compensation mı artık? Herhalde öyledir. Güzel. Etkili çalışıyor. 24 mm'de gece 1/10'da bir fotoğraf çektim. Hakikaten çalışıyor yani. Hissettiriyor kendini. VC'de problem yok. Bununla ilgili arkadaşlar için söyleyebilirim. Gayet güzel kullanışlı. VC'si 10. Of. Biraz sert tuşu. Sıfır objektif ama tabii normal bir yandan. Ama yani hani şunu söylemek istiyorum. Mesela burada da aynı şeyi söyledim. Biraz sert geliyor. Burada da söyledim. Yani bunlar detaylar ama detaylar tabii çok önemli. Özellikle third party lenslerde çok önümüze çıkıyor bunlar. Mesela Nikon'da böyle bir şey
50 milim f1.8 oldu dedim ama genelde hiç olmaz. Söyleyeyim yani çok rastlamadığım bir durum. Tık diye girer, tık diye çıkar, çok güzeldir. Yavaş girer, yavaş çıkar, girdiği zaman da tutar. Bu duygu çok önemli benim için. Şimdi objektifin resim kalitesine gelirsek, yani fotoğraf kalitesi çok keskin. Yani bir kere onu peşine izah etmek lazım. Çok keskin. Yani f2.8 dahil bir tek 70 mm'de. Bunu test sonuçlarına dayalı konuşuyorum yani. Kendi aslında şahsi fikrimden de öte biraz bu. Normalde ben böyle bir ibare düşerim çünkü. Kendi şahsi fikirlerim de içindedir. Lakin şu anda test sonuçlarına göre söylüyorum. Gözlemlerimi de ekliyorum. F2.8'de çok iyi yani. Her menzilde 10, 70'de 8. F2.8'den bahsediyorum ama 70'lerde F4'de ben F4 konuyorum genelde. Tabii portre için konuşuyorum. Her neyse. F2.8'de 70'de dahi gayet güzel sonuçlar veriyor. Çok başarılı. Resim kalitesi mükemmel. Yani renk keskinliği bilmem ne bunlardan hiç mi hiç şüpheniz olmasın derim. Renk sapması, chromatic aberration güzel. Onda da bir sıkıntı yok yani. Bir problem görmedim. Distortion, bozulma. Tabii her objektifte olduğu kadar 24 mm'de var. Yani onu da ben pek önemsemiyorum. Ama bu objektifte benim karşıma çıkan aslında bu objektif defektleri arasındaki en büyük defekt bence kararma sıkıntısı var. Yering. Yani kararma da şöyle bir sıkıntı var. Ne kadar kaparsam kapayım diyafram hiç. Yani kararma hep kaldı biraz. Çok ilginç. Tamamen gitmedi. Ya da benimki öyle diyeceğim ama böyle bir şey olmaz yani. Siz de var olan arkadaşlar varsa denesin. Buraya tecrübesini yazsınlar. Ben F8'de, F11'de kullandım. Zaten F11'den yukarı ND filtreyle çıkarım genelde. Kararma var yani. Üzgünüm. Maalesef. Ya kendim için üzgünüm. Ya da alacak arkadaşlar için. Üzgün olacağım bu durumda. Tabii hepiniz için üzgünüm. Bir kararma problemim var. Ha, bu problem ne kadar sıkıntı yaratır, ne kadar fotoğraflarınıza yansır. O ayrı bir konu. Bu işin sonunda konuşacağım artıları, eksileri objektifin gene sizin karşı karşıya koyup karar vereceğiniz bir durum. Kararma ne kadar etkiler sizi bilemiyorum. Biraz can sıkıyor ama ben bu şekilde yaşayabiliyorum. Çok da büyük problem yok. Yani buradan vinyet kontrolden ayarlayabilirsiniz. Ya da post prodüksiyon döneminde aydınlık oda programlarıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Bu da yine sizin bileceğiniz bir iş. Şimdi buradaki bir diğer konu da bokeh sorunu var. Kimi seviyor, kimi sevmiyor. Öyle söyleyeyim. Sevmeyen adam hiç sevmiyor. Seven adam da seviyor. Nasıl ki şöyle, bokeh çok dikkat çekici. Yani onion bokeh diyorlar buna. Türkçesini bilemiyorum. Soğan, sarımsak. soğan bokeh herhalde. Şimdi şakası bir yana tabii. Böyle yuvarlak ve çok dikkat çekici arka taraf bokehler, ışıklar çıkıyor. Bu da arka fazla işte dediğim gibi dikkat çekiyor. O da kimi insanların hoşuna gitmiyor. Ben de fotoğraflarda baktım. İlk çektiğim fotoğraflarda biraz ben de aslında huzursuzlandım. Çünkü bildiğim bokeh formundan başka bir formu var. Hakikaten dikkat çekici. Daha böyle parlak, daha bir keskin. Ama işte bunun sebebi de zannedersem, tam emin değilim ama şimdilik söyleyeyim, bildiğim kadarıyla farklı bir optiklerde farklı bir elemanlar kullanılmış camlarında. O yüzden bu karakterde bokeh veriyormuş. Teknik bilgidir. Tam emin değilim. Bildiğim kadarını söylüyorum. Bilenlerin de gene dediğim gibi yorumlarda yazarlarsa burada her zaman paylaşırız. Bu önemli olan burada hepimizin bir şeyler yapması yani. Hepimize yardımcı olmak diye düşünüyorum. Yani velhasıl kelam bunları bilmekte fayda var. Bunlar üniversal yani uluslararası durumlar aslında tanımlarla ilgili. Ben bunları bir kısmı kendi tecrübem ama dediğim gibi bir kısmı da hakikaten almadan önce özellikle çok okurum. Çünkü bunlar az paralar değil ve kullanacağız bu objektifleri. En önemli şey benim için gönül rahatlığıyla bir objektifi kullanmak, güven duymaktır. O anlamda. Şimdi bir toplayacak olursak Tamron 24'e 70 çıkar çıkmaz efsane oldu dedik. Çok beğenildi. Herkes tarafından. Görüldüğü gibi dış görünüşü güzel. Sağlam duruyor. Tamam, yani Tamron'un daha evvelki objektifleri hep
Bana dandik gelmiştir şimdi. İşin gerçeği ki öyledir de aslında biraz. Çünkü toz kaçar bilmem ne kaçar için kullanırsınız yani. Bunda bir sıkıntı yok ama şöyle ışığa baktığın zaman neden toz göresin ki yani içinde, değil mi? Şimdi önemli. E tabi bütçe meselesi bak, bin bir tane mesele var yani. Tutup da dersiniz ki ben tam bunu şunu yaptım bunu yaptım. Doğrudur. Ama kime sorarsanız sorun, bu işin kuralı Nikon'dur yani. Nikon'da Nikon kullanılır. Her neyse. Şimdi artıları eksileri şöyle bir toparlayalım. En büyük artısı tabi fiyatından başlar. Benim için çok önemlidir. Özellikle amatör kullanıcılar için fiyat çok önemli. Ha bir de şu da var. Hani bu ne kadar sağlam ne kadar değil konusu hakkında bir şey daha söyleyeceğim. Çok yeni çıktı bu objektif. Daha yoğun kullanım sonucu ne tip reaksiyonlar verdiğini bilemiyoruz. Bir daha iki. Yani bu anca bir 5 yıl içinde oturacak ki hakikaten ciddi abilerimiz kullanacaklar, yorumlarını yazacaklar. Her gün pata 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 ne bileyim gidecek adam Asya'da bilmem Afrika'da, Amazon ormanlarında, şuralarda, buralarda kullanacak, bize sonuç getirecek. Biz de internetten okuyup bilgi sahibi olacağız. Benim böyle bir şansım yok. Ama yoğun kullanım bu demektir. Bunun sonucunda eğer bu objektif sınavını verirse inanın ki kült olur. Çünkü bence çok güzel bir objektif. Hemen başlayalım. Artılar arasında fiyatını en başa koyarım. Çok keskin objektif. Yani F2.8 dahil köşeden köşeye bile denebilir. Çok güzel sonuçlar veriyor. Bu arada unutmadan hemen onu da ekleyeyim. Bence en iyi performansını F8'de veriyor. F11'de çok güzel. F8 ve F11 çok güzel. Harika. Yani test sonuçlarına göre F8. Baktım. Ona göre söylüyorum size. Ama F11'de gerçekten çok iyi. Harika. Tabii F2.8 süper. Ama maksimumunu söylüyorum objektifi. Bu demek değil ki F2.8 kötü. F2.8 de çok güzel. Yani her kulvarda çok iyi. Sadece 70'te dediğim gibi F2.8'de biraz keskinliği kaybolabiliyor. Ama hiçbir sıkıntı yok bence. Bunlar detaylar diye konuşuyorum. Fiyatı önemli dedik. Keskinliğinden bahsettik. Sessiz, çok sessiz netleme yapıyor. Hızlı netleme yapıyor bence. Bazı yerlerde okudum. Tabii Canon'a Nikon'a göre yavaş. Nispeten yavaş deniyor. Bence bir eksiği yok. Bilemiyorum artık. Nedir? Verir ceiling'i var. Önemli bir şey. Yapısal olarak sağlam duruyor. Bu da güzel bir olay. Tabii vibration olayı var. VGS'i var. Yani benim hani çok kullanmadığım ama kullanılan yerde de çok işe yarayacağını düşündüğüm VGS. Ben güvenmiyorum, güvenemiyorum. Alışık değilim. Belki o yüzden zamanla inşallah öğreniriz. Böyle batıda hakikaten güzel. Onun yanında şimdi biraz eksilerinden bir ağır bir eleştiri gelecek. Bazı arkadaşlar bana isyan ediyorlar. Neden bu kadar ağır konuşuyorsun diye. Benim en son sözümü lütfen dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlar adam alır, bir adama bir şey kötü gelir. Hakikaten insan aldığı maldan soğur. Bu iş böyledir yani. Ben ilk yaşadığım negatiflik fokus ayarı gerekli. Fine tune gerekli. AF'de. Buna dikkat edin. Belki sizin alacağınızda da gerekli olabilir. Bir iki kişi daha gerekli olmuş internette. Onu gördüm. Netlemeye dikkat. Bir iki santim kaçabiliyor. Bu önemli. İkincisi şu parasol takım meselesi. Hakikaten ciddi mesele. Anlattım iki saat konuşmanın başında. Gördüğünüz gibi ben böyle biraz bolca takıyorum. Bu da parasolesiz hali. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Ters ışıkta da güzel performans veriyor. Onu da beğendim. Benim hoşuma gitti. Şu lock düğmesini almadan 24'te tıkır tıkır sesler çıkartıyor elimizde yürürken. Takkez lensi var. Düşünenler için söylüyorum. Çalışırken sorun yok. Zaten duymazsınız büyük ihtimal. Bir sıkıntı olmaz ama hani normal sessiz yürüdüğünüz bir ortamda filan o kulağınıza gelecek yani. Buna emin olun. 24'te bıraktığınız anda lock almazsanız kıl bir ses geliyor. İnsanı uyuz ediyor. 82 mm filtre biraz pahalı. Pahalı bir yatırım. Dandik cam alırsanız ayranı bilemem. Ama baktığım kadarıyla ben bilmiyordum 82 mm. Belki de hatalıyım. 82'yi hiç objektifim olmadı. İlk defa bu oldu. Baktım. Bana pahalı geldi. 400-500 lira diyorlar bir tane para şey. CPR. Polarize filtre olsun. ND filtre olsun. Yani haberiniz olsun. Filtre 82 mm. Onun haricinde bokeh karakterinden bahsettik. Hani 10-20 bokeh dediğimiz dikkat çeken bokeh. Arka planda kendini gösteriyor biraz sert. Ona da dikkat. Bokeh'ten de bahsettikten sonra son olarak
Eksisi kararma problemi. Kararma problemi var. Tam olarak bir türlü gitmiyor bu kararma problemi. Vallahi şimdi baktım bir 20 dakika atmış, biraz uzun konuştuk. İlk defa çünkü bu sisteme geçtik. Hepsini anlatmaya çalıştım kendimce. O yüzden artık dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bir de sonucunu konuşup bu boş sohbeti ve benim çok konuşmamı bitirelim. Sonuç olarak bence Tamron Nikon'la yarışacak bir objektif imal etmiş bulunmakta. Nikon'un da eksileri var, artıları var. Onu da kullandım, bilirim. Tamron'un da eksileri, artıları var. Kullandım, bilirim. O yüzden hala da kullanıyorum. Nikon'da kullanıyorum dönem dönem. O yüzden söyleyeceğim şu. Yani çok zaten Nikon alacağım diyorsanız alın. Ama Nikon'dan iyi mi? İyi diyemem. Yani dilim varmaz. O yüzden diyemem. Ama şunu söyleyeyim. Belli bütçede olacak insanların gerçekten gönül rahatlığıyla alıp kullanacakları objektif. Eksileri var mı? Var. Ama artları çok fazla. Tabii dediğim gibi bazı şeyleri zamanla göreceğiz. Daha yeni çıktı objektif. Bir 5-6 sene sonra tam oturacak. İnsanlar kullanacak. Fikirlerini yazacaklar. Yaşadığı tecrübeleri iyi kötü yazacaklar. Ondan sonra ya bu efsane olacak bu objektif. Samimi söylüyorum. Çünkü bu fiyata hakikaten Nikon'a bu kadar rakip olmak bence çok güzel. Gurur, onur verici bir şey. Şöyle söyleyeyim. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Çok ileri profesyonel olmadıktan sonra bu ne demek onu siz artık bilin. Yani her gün fotoğraf makinesiyle 7 saat, 8 saat zor şartlar altında çalışmıyorsanız filan. Yani deneye yer yoksa eğer iş hayatınızda o zaman bir şey diyemem. Tabi Nikon alın yani tanınmış, bilinmiş, denenmiştir. Ama onun haricinde tam onu 24-70 çok ciddi şekilde iddialı bir objektif ve harika imaj kalitesine, fotoğraf kalitesine sahip bir objektif. Eksilerini belirttik. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa ben her zaman doğru üslupla yapıcı yaklaşımlara hazırım ve benim blogum da açıktır. Buyurun yazın, tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Bu yeni bir objektif, dediğim gibi hep bir elden objektif hakkındaki düşüncelerimizi yazalım. Çünkü herkes her dakika böyle objektifler alamaz. Bunlar pahalı objektifler. Bunları paylaşırsak burada insanlar da kendi ihtiyaçları doğrultusunda diğerlerinin tecrübelerini kullanarak doğru kararlar verebilirler diye düşünüyorum. Bunun haricinde almak isteyen arkadaşları tutmayayım, alsınlar. Hakikaten alsınlar. Benim fikrim bu yönde. Bu ufak tefek şeylere dikkat eder aldığı zaman. Onun haricinde hiçbir sıkıntı da olmaz. Onu da söyleyeyim. Tabii bilemediğimiz şeyleri zaten şu anda bilemiyoruz. Çünkü tecrübe etmedik. Bunun haricinde tekrardan ilk defa 20 dakika konuşmuşum. O yüzden sürçülisan affola. Eksiğimiz hatamız vardır, olacaktır da. Bunlar için de şimdiden özür diliyorum. Onun haricinde tekrar lütfen rica ediyorum, reklamlara basarsanız benim için çok önemli. Böyle böyle yavaş yavaş daha iyi noktalara taşıyacağız. Hem yaptığımız işi hem bu güzel hobimizi güzel bir noktaya taşıyacağız diyorum. www.saaton.com sorunuz olursa lütfen beklerim. Teşekkür ederim.